Allah'cığım, bugün biraz çocuk dünyasına girmek istiyorum seninle. Bir Evet. ebeveyn olarak da çok merak ettiğim sorular var. Biraz daha böyle jenerik sorulardan gitmek istiyorum. Böyle her anne babanın, mutlaka senin de danışanlarının çok sorduğu sorular var. Biraz böyle girmek istiyorum bugün. Sen istediğin şekilde açabilirsin. Mutlaka sana daha fazla soru da geliyordur. Onlara da gireriz. Daha sonra da katılımcılarımızın sorularını alacağız. Şimdi 2-6 yaş aralığı için düşünüyorum bunları. Evet. O ara nokta konuşalım istiyorum. Benim kızım büyüdü ama bunların hepsini ben zamanında yaşadım. Şimdi dışarıya çıkarsın çocukla. Ondan sonra elini bir türlü tutmaz, tutmak istemez. Bir türlü sözünü dinletemezsin. Şimdi dışarıya çıkınca bu hareket neden böyle gelişiyor? Niye senin elini tutmak istemiyor? Orada bir otorite algısı olmasını düşünemiyorum daha henüz 2 ile 6 yaş arasında. Yani ben çok da fazla yorum yapmayayım. Neden bu davranış bu şekilde gelişiyor? Şimdi şöyle yapalım mı? Bu soru üzerinden daha genel bir bakış açısıyla başlayayım. Böylece bu soruya benzer diğer disiplin problemlerini de cevaplamış olurum. Olur. De ben önce bir ebeveynlikle başlamak istiyorum. Yani ebeveynlik ne demek? Önce bunu bir bilmemiz lazım. Bu arada bunu söylerken de Sayın Gülce Erhan'ın da ebeveyn ehliyeti adlı bir eğitimi var. Evet. Herkese öneriyorum. Çok faydalı olacaktır. Gerçekten de ebeveynlik ehliyet gerektiren bir şey. Yani ehil olmanızı gerektiren bir durum. Çok güzel kullanılmış o başlık. Çok hoşuma gitmişti Ama bir benim. şey diyorum burada, yani o ehliyet de yaşanmadan alınacak bir şey değil. Benim çocuk doktorumun söylediği vardı. Kızım, biz sana söyleriz, yapman gerekeni söyleriz ama sen anasın. Onun ne hissettiğini şöyle burnun direği sızlar. Sen bilirsin. Aslında en iyi sen bilirsin. Ve her çocuk için de bu değil, en iyi ve en doğru değişir demişti. Doğru mu? Kesin. Yok, kesinlikle öyle. Biz psikologlar da zaten danışanlarımızla konuştuğumuzda, ben ebeveynlerle konuştuğumda, yani biz işin meyvesi gibiyiz. Yani asıl ana yemek sizsiniz. Hani bizimle hallolacak meseleler değil çoğu zaman. Biz sadece yanınızda yoldaş olarak varız. Size yeri geldiğinde rehberlik edebilmek için. Asıl görev yine size kalıyor. Asıl vazife ebeveynlerin. O yüzden doğru bir bakış açısı. Şimdi şöyle başlayalım. Ebeveynin kelime kökenine yine ineceğim. Ebe vein diye geçiyor. Bu Arapça bir kelime. Normalde vein, daha doğrusu ein kökü kelimesi birçok kelimeye getiriliyor. Mesela imameyn, tarafeyn deniyor. İki anlamı katıyor aslında. İmameyn dediğinizde iki imam, tarafeyn dediğinizde iki taraf, ebeveyn dediğinizde iki ebe anlamına geliyor ama sözcüğün köküne bakarsanız eb ile sözcüklerini birleştirmişler. Yani eb Arapça'da baba demek. Mesela Ebu Bekir diyoruz. Bekir'in babası. Ise Ümmü Gülsüm. Mesela Gülsüm'ün annesi. Yani oradan hatırlayalım diye söyledim. Eb ve kelimelerinin birleşimi. Ama bu hani dilimizde, Türkçe'de çok farklı farklı yerlerde hem anne anlamında hem baba anlamında kullanılmış. Mesela aba kelimesi hem baba için kullanılmış, aba, hem anne için kullanılmış. Apa kelimesi yine. Türkçe'de anne kelimesinin en kökenine indiğimde şeyi buldum. Ög kelimesi. Ö ve G harfleri. Ög dediğim zaman belki anlaşılmıyor ama öksüz dediğim zaman anlıyoruz. Mesela öksüz kelimesi oradan geliyor. Öksüz aslında onun aslı öksüz olması gerekiyor ama yani annesiz anlamında. Yani kelimenin kökeni de benim için her zaman bayağı işe yarar bir yöntem. Çünkü size Kelime o köken kavramda evet. etimoloji soruyor gerçekten. İnsanın bütün algısını değiştiriyor. Kesinlikle. Hem etimoloji hem terminoloji. Ebeveyn de aslında bir yerde iki tane ebe demek. Yani anne ve babayı sanki ayırmıyor gibi. İkisi de çocuk için ortak sorumluluğa sahip bireyler gibi algılıyorum ben kendimce. O yüzden ebeveynlik bu yönüyle çok önemli. Anne ve babayı ayırmıyoruz. Ebeveyn diyoruz ikisine de. Anne ve baba terimlerini kullanmak yerine ebeveyn diyoruz. Yani bu sizin de göreviniz, sizin de. Evet, Biz bunu ikisi sadece de annenin eğitimlerimiz. görevi gibi al. Evet. Sadece annenin görevi gibi anlatmıyoruz. Burada çocukları tanımayla başlayalım isterseniz. Yani çocuklarımızı tanıyor muyuz? Yani Jean-Jacques Rousseau bir sözü var. Hatta onu not ettim. Çocuklarınızı daha iyi tanımakla işe başlayınız.
Çünkü çocuklarınızı hiç tanımıyorsunuz. Böyle bir sözü var. Tabii bu tarz sözlere, tecrübelere her zaman dikkat ederim ben. Özellikle bugün yanıma da getirdim. Görünüyorsa her ebeveynin elinde olması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sayın Haluk Yavuzer hocamızın Çocuk Eğitimi El Kitabı diye geçiyor. 100-150 sayfalık bir kitap. Ama bana göre her ebeveynin evinde bu tarz kitaplar olabilir. Yine başımız sağ olsun Sayın Doğan Cüceloğlu'nun kitapları bu konuda çok faydalı. Hani bu hocalar gerçekten yıllarını bu işe vermişler. Ben daha geçen bir konuşmasını izledim. Hani Haluk Hoca diyor ki 40 yıllık emeğimin ürünü bu kitap diyor mesela. 40 yıllık bir emek var bu kitapta. Ve çok görsellerle, betimlemeyle anlattığı için de çok faydalı bir kitap. Muhakkak her anne babanın elinde olması lazım. Her zora girdiğimizde bir psikolog bulalım, pedagog bulalım olmaz. Anne baba da bazı şeyleri bilecek. Az önce dediğiniz gibi zaten anne baba daha iyi hisseder. Çocuğu duygusal olarak daha iyi tanır. Nerelerde tepki verip vermeyeceğini daha iyi kestirebilir. Ama yine de çocuğunu tam olarak tanıyamaz. Yaşadığımız birkaç olumsuz olay oldu bu birkaç gün içerisinde. Kadın cinayetleri vesaire. Buralarda sadece toplumu suçlamak değil, ebeveynlerin çok fazla rolü var. Yani bugün cinayet işleyen kişiler bir zamanlar çok masum, sevecen, gördüğünüzde ilgi gösterebileceğiniz masum çocuklardı. Ebeveynlerinin hiç mi payı yok mesela burada deyip insan bir düşünüyor. Bunu demeden geçemiyor. O yüzden bugün büyütmeye çalıştığınız çocukların ileride nasıl çocuklar olabileceğini öngörmeniz çok daha önemli. Ebeveynlik basit tanımıyla şu demek. Çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamak demek. Siz onu hayata getirdiniz ama hayata hazırlamıyorsanız bu ebeveynlik anlamına gelmiyor. Yani tam olarak vazifelerinizi yerine getirmiş olmuyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de çocuğu tanımakla başlıyor. Neden çocuğu tanımak çok önemli? Çünkü biz yetişkiniz. İçinde büyüdüğümüz toplum, kültür, gelenek, görenek, ayıp, günah, yasak bizi hep şekillendiriyor ve biz artık belli standartlarla ve sınırlarla konuşup, iletişim kurup, yaşayıp davranışlarımızı ona göre yönlendiriyoruz. Ama çocuk Mars'tan gelmiş gibi dünyaya ilk defa geliyor ve bizim söylediğimiz şeyleri anlamayabiliyor tam anlamıyla. Dili yeni öğrenen bir şey. Hani bazen babalar diyor ki bana, araba çarpar diyorum yine de koşuyor caddeye. Çocuk araba çarpmanın ne demek olduğunu bilmiyor ki. Araba çarptığı zaman belki çizgi filmdeki gibi uçacağım ve tekrar düşeceğim, hiçbir şey olmayacak gibi de düşünüyor olabilir. Araba çarpmanın, daha doğrusu arabanın ne olduğunu bilmiyor olabilir. Araba çarpıyor mu yoksa ben çıkar çıkmaz duruyor mu, bunu bile bilmiyor olabilir. O yüzden bazen sözel iletişimde hep zorluk çekiyoruz çocuklarla alakalı. Çocukların bu yönünü bilmemiz lazım. İki, çocukların 0 yaştan 6 yaşa kadar öğrendikleri, 6 yaştan ölene kadar öğrendiklerinden daha fazla. Yani bu çok ilginç bir bilgi. 6 yıllık süre nerede? Normal bir insan 80, 90, 100 yıl yaşasın. 90 yıllık bilgi nerede? Pratik kitaplardan okuduğumuz teorik bilgiler değil her şey. Çocuk dokunduğu zaman, duyduğu zaman, gördüğü zaman sürekli yeni bir bilgi alıyor. Yani parmağıyla bir masaya dokunuyor mesela. Aa, bu masa sert diyor. Ve parmağı masanın içinden geçmiyor. Ama suya dokunduğu zaman suyun içinden geçiyor. Bu onun için çok yepyeni bir bilgi. Çünkü böyle bir bilgi yok onun zihninde. Ben bunu şeye benzetiyorum. Bazen ebeveynler şikayet ediyor ya, çocuğumuz işte her şeyi fırlatıyor falan diye. Aslında çocuk deney yapıyor. Yani basitçe fırlatıyor ve yer çekimini keşfediyor. Yere düşen cismin çıkardığı ses ayrı bir zevk veriyor. Havadan uçması ayrı bir zevk veriyor. Kendi kolunu bu iş için kullanması ona ayrı bir zevk veriyor. O kadar çok şey öğreniyor ki bir cisim atarken. Ben ya, şu an sizi... Bunun efendim, bizim dünyaya erken gelişimizle alakası olabilir mi acaba Nurullah? Yani 2 sene erken doğuyoruz biliyorsun. Beyin gelişimimiz tamamlanmadan doğuyoruz. Çünkü ellerimizi kullanabilmek için ayağa kalkmak zorunda kaldık. Ayağa kalktığımız için leğen kemiklerimiz daraldı. Ve 2 sene çocuğun kafa çapı iyice büyümeden doğurmak zorunda kaldık. Evet, evet. O beyin gelişimi tamamlanmadan geldiği için dışarıda bir şekilde o gelişim devam ediyor. Yani 2 yaşında
da 2 yaşına geldiğinde çocuk neredeyse bir yetişkinin beynindeki sinaptik bağlantının 2 katına sahip bir sinaptik bağlantıya sahip. Evet. Aslında evet. Buradan 6 yaşa kadar da bütün o motor gelişim sürecinin en yoğun olduğu zaman. Yani feral çocuklara yapılmış, feral çocuklar incelendiğinde de işte 6 yaşına kadar eğer çocuk bir hayvan, vahşi hayvan tarafından büyütüldüyse 4 ayağın üzerinde yürüyor, konuşamıyor. Tıpkı bir hayvan gibi ve onu geri döndürmek de çok zor. Yani senin dediğin gibi bu deneysel şeylerin hepsi aslında beyne yeni bir girdi. Yani boş bir levha gibi. Yani şeye, kaba giren su gibi insan beyni. Yani o kabına göre şekilleniyor. Değil mi? Kesinlikle evet. Yani yepyeni tabula rasa deniyor ya. Yani beyaz bir sayfayla dünyaya geliyor ve siz oraya bir şeyler yazıyorsunuz. Artık o da onun öğrendikleri oluyor. Sürekli bir keşif ihtiyacı içerisinde. Bu keşif ihtiyacı tabii ki sadece kendi doğasına değil, anne babasına yönelik de böyle. Yani bir çocuk bir bilim adamı gibi çalışır aslında. Sürekli test eder, işe yaradığı zaman onu uygular ve not eder. Anne babayı da sürekli test eder. Ben şunu yaptım ve annemin o anki tepkisi ne oldu? Bunu biliyorum. O yüzden o davranışı tekrar yapıp yapmamamı bu bilgi sağlıyor. Her şeyi böyle not ediyor ve sizin en ufak tepkileriniz, mimikleriniz, ses tonunuzun desibelleri bile belki bir tık arttığı zaman çocuk bunu keşfedebiliyor. Çünkü yeni dünyaya gelen bir çocuk algıları çok fazla açık. O yüzden 6 yaşına kadar öğrendiği şeyler 6 yaşından sonra öğrendiklerinden daha fazla oluyor. Ve beyin çok daha hızlı çalışıyor. Çok daha kavrayabiliyor her şeyi. Hassas çalışıyor yani, bizim gibi değil. O yüzden de dili mesela çok kolay öğreniyorlar. Ana dilleri haline geliyor. Öğrendikleri ilk dil. Bu yönüyle çocukların yepyeni bir ortamda olduğunu ve yeni şeyleri keşfetmek için davranışlar sergilediğini ve hazza yönelik hareket ettiğini unutmamak lazım. Bunlar çok önemli. Biz böyle bir yaratığı adeta değiştirmeye çalışıyoruz. Cisim fırlatması normal insanlar, yetişkin insanlar durduk yere bir şeyleri kırıp fırlatmazlar. Bize garip geliyor. Onun bir problem gibi görüyoruz ve düzeltmek istiyoruz. Halbuki bugün uzaya çıkan insanların hayatına bakın. Uzay mekiğinin içerisinde insanlar oyun oynuyorlar. Zeytini havaya atıyor falan. Havadan yakalıyor. Hatta suyu bile havaya atıp içmeye çalışıyor adamlar. Bunun aynısını yapıyor çocuklar. Doğru. Dünyada. Yeni geldiği bir ortam. Sizi götürsem uzaya, ki beni götürseniz ben hepsini bir denerim yani. Suyu atarım havaya. Her şeyi denerim. Ya yeni bir şey ve bize zevk veriyor. Öğrenmek insana keyif veren bir aktivitedir. Ya öğrenmek zaten beyindeki ödül mekanizmasıyla çok bağlantılı. Sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Yani onu çok destekleyen bir şey. Kesinlikle. Bu birbirini desteklediği için de çocuk buna devam ediyor, keşfetme sürecine. Biz çocuğu nasıl istediğimiz gibi yetiştiriyoruz? Sınırlar koyarak. Yani bu hem fiziksel sınırlar hem psikolojik sınırlar aslında. Fiziksel sınırlar niye önemli? Bir çocuğu bir bahçeye koyduğunuz an çocuk bahçenin her köşesine gitmek ister. Her yeri bilmek ister. Aa, şurada bir delik varmış der. Sabah akşam o delikle uğraşır. O deliğin arkasında ne var bileceğim. Çocuğunuza şunu diyemezsiniz. Koca bahçe. Niye bahçede oynamıyorsun da gittin o delikle uğraşıyorsun falan diyebilirsiniz. Ama orası ilginç gelir ona. O zaman benim ilk sorduğum soru o, hani dışarıya çıktığında hiç böyle elini tutmak istemez, kaçmak ister. Yani çünkü sen evin içinde o çocukla el ele dolaşıyorsun. Yani onun için o mekan farkını ayırt edemiyor. Değil mi? Zaten bu bir problem ve bunun bunu aşmak için önce evde müdahale gerekiyor. Yani bunu dışarıda aşamayız. Yani dışarıda geziyorum, çocuğum bir oyuncağa yapışıyor, 2 saat ağlıyor, yerlere yatıyor, millete rezil oluyorum, bir türlü kopmuyor falan. Ne yapayım orada? Orada bir şey yapamıyoruz çok fazla. Çünkü çocuk bu duruma alışmış. Bunu evde halledebiliyoruz. Neden? Çünkü dışarıda insanlar görüyor, ayıp olur diye ebeveyn de stres yaşıyor ve ister istemez öfkeli davranıyor çocuğa. Orada duygularını kontrol etmesi çok zor olacak. O yüzden hep bu durumu evde aşabileceğimiz senaryolar üretiyoruz. Yani ev içerisinde disiplin sağlanırsa bu çocuğun dışarıdaki durumuna da, yabancı bir yere gittiğimizde de, uykusuna da, yemesine de, tuvaletine de etki ediyor. Ama ufacık bir disiplin problemi varsa hemen şunları duyuyoruz. Ya uyumuyor bir türlü. Sürekli geziyor, dolaşıyor evin içerisinde. Gidiyorum ben uyuyorum, o hala uyumuyor. Çünkü dinlemiyor anne ve babayı.
yemek yeme zamanı atıyorum. Masa kuruluyor, herkes yemeğini yiyecek. Gelmiyor yemeğe. Bir saat sonra da yemek istiyor benden. Çoğu zaman çocuklar, dedim ya, fiziksel sınırları nasıl zorluyorlarsa psikolojik sınırlarınızı da zorluyorlar sizin. Yani annem babam, evet, çamaşırımı yıkar, işte yemeğimi yedirir, duşumu aldırır. Peki başka neler yapabiliyor? Bu varlıklar başka ne yapabiliyor? Uçabiliyor mu mesela? Bakıyorum, babam uçabiliyor mu? Hayır, uçamıyor. Tamam. Bunların hepsinin... Benim için de süper geliştirici bir şey yalnız. Öyle bakarsak eğer. Evet, kesinlikle. Yepyeni bir varlıkla muhatap oluyorsunuz. Onun dünyasına sürekli bir veri yağdırıyorsunuz. Bütün hareketlerinizle, bütün davranışlarınızla. Ve tepkisel olarak yetişiyor çocuk. Tamamen sizin verdiğiniz kısa süredeki tepkilerle şekilleniyor. Bir şey yapıyor ya mesela, herhangi bir davranış olabilir bu. Hemen bir dönüp geri bildirim alıyor sizden. Bu geri bildirim sözel de olabilir, vücut tepkilerinizle de olabilir. Bakışınızla dahi olabilir. Hani eskiler der ya, ya babam bana şöyle bir baksa yeterdi. Baktığı an her şey düzelirdi. Bir bakışla bile halledebiliyordu meseleleri falan denir. Aslında öyledir. Evet, bak o bizim jenerasyon için geçerli Nurullah. Yani bizim ana babalarımız bize bir bakışlarıyla her şeyi anlatırlar. İşte hatta biraz daha ileri gideyim. Eve, işte odaya girdiğinde, baba odaya girdiğinde bir şöyle bir doğrulursun, bir kendine çeki düzen verirsin. İşte bazı şeyler anne babanın yanında olmaz. Belli yerlerde susman lazım gibi gibi. Hep bu şeylerle büyüdük. Bizim edep diye tanımladığımız, yani kısmen katıldığım, bazılarına katılmadığım kurallarla büyüdük. Bu şekilde. Evet. Bizde de şöyle bir, tabii ki bunlara karşı ters bir psikoloji oluştu. Çocuklarımızı rahat bırakalım. O kadar böyle bir baskı altında büyütüldüğümüz için tam tersini yapıyoruz. Ve bu da şimdi bizim uğraşmış olduğumuz işte yeni jenerasyondaki bütün problemlerin kaynağı gibi gözüküyor. Bize problem gibi geliyor daha doğrusu. Belki de problem değil. Onların hayat dinamikleri içerisinde belki de hepsi öyle olduğu için bambaşka bir form ortaya çıkacak. Başka normlar ortaya çıkacak. Ama bize zor geliyor. Şimdi bunun bir ortasını bulmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi disiplin dedin. Yani bizim disiplin kurmadaki bu ifratla tefrit arasında, bu aşırı uçlar arasında durabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Çocuğun ağlayışını örnek alalım. Sen evde bunun eğitimini vermen gerekiyor ki dışarıda bu sorunu yaşamayasın dedin ya. Evet. Her şeyi ağlayarak istiyor diyelim. Hı hı. Ya ben her ağladığında ona bir cevap veriyorsam mı o ağlamaya devam ediyor, ne oluyor? Biraz orayı açsana. Hı hı. Yani o disiplinden kastın ne? Hı hı. Bu kıyas yapmamız, eski dönemle yeni dönem arasında kıyas yapmamızı genelde şöyle soruyor bu arada ebeveynler. Yani eskiden psikolog mu vardı, pedagog mu vardı? Hepimiz işte şöyle büyüdük, böyle büyüdük. Doğru söylüyorlar ama eskiden ne oluyordu, bugün ne olmuyor? Bunu biraz açıklayayım. Eskiden kültür, toplum, gelenek, görenek daha görünür ve pratikte daha çok uygulanır durumdaydı. Ve büyük aileler, komşuluk bir aradaydık. Baba içeriye girdiğinde herkes bir doğruluyorsa çocuk bunu görüp uygulamaya başlıyordu. Yani kimse çocuğa baban geldiği zaman ayağa kalkmalısın demiyordu. Bunu ihtiyaç olarak görmüyordu. Çocuk zaten daha çok görerek öğrenir. Yani sözel olarak iletişimde %20 gibi bir etkisi var. %70-80 oranında görerek, taklit ederek öğreniyor. Bizim babamızda bir büyük geldiğinde ayağa kalkıyordu. Evet. Yani. Kesinlikle. Görerek, yani bu çok fazlaydı eskiden. Çok fazla böyle bir veri yağıyordu bize ve bu bizi şekillendirmeye yetiyordu. Kimse gelip bize bunun eğitimini verme ihtiyacı duymuyordu. Toplum kendi normlarını doğal olarak oluşturmuştu ve bunlara doğal yolla ulaşabiliyorduk. Ama şimdi doğal yolla ulaşmanın önü kesilmiş gibi. Okullar, işte apartmanlar, hep böyle komşuluktan kopma, büyük ailelerle uzakta olma, iş icabı, başka şehirlere taşınma derken, artı hem anne hem babanın çalışma zorunluluğu gibi birçok etken bu doğallığı bozuyor. Artı çocukları sanal dünyayla baş başa bırakmak. Aynen öyle. Orada bir etkileşim var bizim hiç dahil olamadığımız.
Evet, kesinlikle. Yani kültürleri birbirine karıştırdığınız zaman öngöremiyorsunuz. Yani batıdaki örnekleri buraya getirdiğinizde Evet. nasıl bir etki yaratacak bilemiyorsunuz. Mesela aşırı korumacılık davranışını test etmişler. Hem batıda hem doğuda. Batıda problem aşırı korumacılık ama doğuda çok bir problem yaratmıyor. Çünkü biz buna adapte olmuşuz. Bizim kültür aşırı korumacılığı destekliyor. Bizde Doğal olumlu, olsun. evet, doğal oluyor. Bu doğal halimizle buna adaptasyon sağlıyoruz. Batı'da mesela bu kötü. O yüzden Batı'dan getirdiğimiz şeyler nerede kötü, nerede iyi, bunu kestiremiyoruz ve öngöremiyoruz, yordayamıyoruz neye sonuç açacağını. Disiplin meselesine dönelim. Şimdi çocukların çalışma prensibi önemli. Bir, haz ilkesine göre çalışır. Bunun için de keşfetme sürecini çok fazla kullanır. Tabii bağlanmayla alakası var da bağlanmayı belki başka bir programda işleriz. Keşfetmek ister ve haz odaklı çalışır. Kısacası menfaatçidir. İşe yarayan şeyi uygulamaya devam eder. Ağlamak işe yarıyorsa devam eder buna. Özeti budur. Yani bütün çocuklarda eğer nörolojik ya da biyolojik bir rahatsızlığı yoksa, yani hastalığından dolayı değilse bu, normal bir çocuksa, ağlama huyu işe yaradığı içindir. Çünkü siz dünyaya ilk geldiğiniz andan itibaren ağlarsınız. Ağlamak sizin dilinizdir. Yani çocuk ağladığı zaman üzülüyor anlamına gelmiyor. Ağlamak İngilizce gibi bir dil onlar için. İstediğini ifade etmeye çalışıyor. Ağlıyorum, benimle ilgilen. Ağlıyorum, karnım acıktı. Ağlıyorum, şu oyuncağı istiyorum demek aslında. Biz yine yetişkin gibi düşünüp onun üzüldüğünü varsayıyoruz ve aman onu reddetmeyeyim, hayır demeyeyim, istediğini yapayım. Bu dengeyi sağlayamayabiliyoruz. Bir noktaya daha değindiniz. Orası da çok güzeldi. Biz biraz daha yokluk gördüğümüz için aslında şu an çocuğumuzla o yokluğu tamamlamaya çalışıyoruz. Yani içimizdeki çocuğu sevindirmeye çalışıyoruz. Abur cubur alıyoruz, çok fazla oyuncak alıyoruz. Ya ben öyle bazen evlere de gidiyorum, ebeveynler rica ediyor. Bir eve gitmiştim mesela, çocuk 11 yaşında, ya her şeyi var, helikopteri bile var, uçuruyordu. Yani ona artık ödül almak için gerçek araba almanız lazım. Bir sürü oyuncağı vardı ve disiplin problemi var deniyordu çocuk için. Şimdi bunlar gösterge zaten. Yani ev içerisinde çocuğa kral gibi davranmanız zaten disiplini, norm koyucuyu aslında çocuğunuz oluyor. Yani ebeveyn çocuk oluyor. Siz onu dinleyen kişi haline geliyorsunuz. Burada hep şey diyorum ebeveynlere. Ebeveynler iktidardadır, otoriterdir. Bu kötü bir şey değil. İnsanlar kötü bir şey gibi algılıyor. Yani diyorum ki baskın olmanız lazım çocuk üzerinde. Neden? Okula gönderdiğiniz zaman çocukları öğretmenin ilk yaptığı şey nedir? Baskın olmak. Öğretmeni dinlemezlerse öğretemez. Bu kadar basit. Yani anne baba bu otoriteyi kuramazsa çocuk üzerinde, otorite kelimesi maalesef siyasi bir terim olarak da kullanıldığı için olumsuz bir mana taşıyor gibi. Ama olumsuz olarak düşünmeyin lütfen. Bu yine çocuğun iyiliği için aslında. Çünkü çocuk kar zarar analizi yapamaz. Neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmez. Haz ilkesiyle çalışıyor diyorum ya. Yani ne Hız hoşuna gider. belli aslında değil mi o? Yani otorite aslında orada yerini belli ediyorsun. Dolayısıyla da çocuğun sınırlarını çizmiş oluyorsun. Çocuğu hayata hazırlıyoruz biz. Aslında sınır çizmek de yine bir amaca yönelik. Çocuğa bak burası dünya demeye getiriyoruz. Çünkü dünya sınırlarla dolu. Her istediğine ulaşamazsın. Ama biz çocuklardaki özellikle beynin ön bölgesini çalıştırmadığımız için, sabır, sebat bunları uygulamadığımız için mesela çocuk abur cubur istedi, hop hemen alıyoruz. Hayır almayın, abur cubur almamazlık da yapmayın. Hani almayın da demiyoruz ama bir şart koyun, bir bedel ödesin çocuğunuz. Bedel ödesin deyince de yanlış anlaşılıyor. Mesela izin istemesi bir bedeldir. Anneciğim işte bugün ödevimi yaptım, bana şunu alır mısın? Bu bir bedel ödemek. İşte bu müthiş bir şey. Bir şey Peki. yapıyorsun, karşılığında bir şey alıyorsun demek bu. Yani evet sistem evet öyle işliyor. Yani diyetsiz nimet olmuyor. Hayat öyle gerçekten. Hayatın gerçeğinde olan bir şey bu. Peki bu disiplini sağlarken bu ödül ceza mekanizmasındaki o dengeyi nasıl kuracağız Nurullah? Yani devamlı bir ödüllendirme ya da cezalandırma, ceza nasıl olmalı? Biraz orayı açsana.
Şimdi ödül dediğimiz şeyin ne olduğuyla alakalı konuşalım. Ödül arkadaşlar, ben ödülü çok vermekten yanayım çocuğa ama ödül ne? Bana göre ödül doğal olan şeydir. Yani annenin gülüşüdür, sarılmasıdır, öpmesidir, babanın bir okşamasıdır. Ödül bu olduğu zaman verebilirsiniz, problem yok. Ama sürekli her yaptığı şeye, tamam al şu çizgi filmi izle. Mesela yemek yerken telefon veriyoruz ya çocuklara. Telefonla yiyebiliyor çünkü çocuk. Yani buna Haluk Hoca şey diyor. Çocuğa yemek yedirirken rüşvet veriyorsunuz diyor. Yani telefon vermek çok sağlıksız. Ama hocam yemiyor diyorlar mesela. Yani yemek yemiyor diyorlar. Ödülü nesneleştirdiğin zaman bir problem oluyor. Duygusal ödül verdiğinde çok besleyen bir şey. Eskilerin söylediği bir şey var. Marifet iltifata tabidir derler. Yani evet. Orada ödüllendirmeden bahsediyorsun değil mi? Evet evet. Yani bu işte doğal ödül olduğu zaman çocuğa zarar vermiyor. Tabii bu da yine ölçülü olmalı. Çocuk sizin istemediğiniz ve ona iyi gelmeyen davranışlar sergilediğinde burada müdahale etmeniz gerekiyor. Müdahale şekliniz de önemli. Çocuk bir şey istedi. Burada yaklaşımımız her zaman şöyle olmalı. 3 teknik kullanıyoruz. Sınır koyuyoruz önce bir. Açıklama yapıyoruz ikinci. Üçüncüsü de alternatif sunuyoruz. Yani çocuk abur cubur istedi. Bir tanem şu an alamayız. Nedenini açıklıyorsunuz. İşte şu kadar abur cubur yedin ya da yemek yemedin. Abur cuburun zararları falan bir açıklama yaptık. Alternatif, yemeğini yedikten sonra alabiliriz bir tanem. Alternatif sunduk. Böyle olduğu zaman çocuk bunu kişisel olarak algılamıyor. Yani annem bana düşman olduğu için abur cubur almıyor gibi bir algı oluşmuyor çocukta. Dolayısıyla çocuğu reddetmiş olmuyorsunuz. Bazı aileler bundan dolayı çok kaygı duyuyor. Yani sanki reddediyorum onu gibi hissediyorum. O yüzden alma ihtiyacı duyuyorum diyorlar. Buradaki cezayı biraz daha iyi anlamak istiyorum Nurullah. Yani çocuk kendisine çok zarar verecek bir şey yapmaya kalktı ve biz onu gördük. Dolayısıyla orada bir yaptırım uygulamamız gerekiyor. Yani ceza da dememize gerek yok. Evet, ceza demiyoruz. Biraz önce ödüllendirmeden bahsederken işte duygusal ödüllenme, yani doğal ödül ve nesneleştirmeden bunu yapabilmenin daha sağlıklı olduğunu söyledin. Cezayı da belki de birazdan nesneyi ondan çıkarıp, yani onun en çok sevdiği şeyden birazcık mahrum bırakmak gibi anlıyorum. Doğru mu? Evet evet, bu da var. Yani mahrumiyet de var. Yani orada da nesneyi ondan alıkoy, onu o nesneden alıkoymak. Duygusal bir cezadan bahsetmiyoruz. Yani benim en çok takıldığım şeylerden bir tanesi bu. Yani bizim toplumumuzda da o kadar yaygın ki. Yani çocuk bir hata yapıyor, bir şey yapıyor, anne küsüyor. Yani bana gerçekten yani çok üstenci bir bakış değil bu. Yanlış anlaşılmasın ama komik geliyor. Yani küsmek, yani orada duygusal bir ceza vermek, kendinden o çocuğu mahrum bırakmak, hayatı boyunca bir kere küsmeyi öğretiyorsun ona. Yani evet. Hayatı boyunca şurasında taşıyacağı bir kambur veriyorsun çocuğa. Yani bütün ilişkilerini küsmeyle yönetmeye çalışacağı bir şey öğretiyorsun ona. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani cezanın duygusal olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Evet, kesinlikle böyle. Yani sevgiyle ve ilişkiyle tehdit edilmez çocuk. Yani seni sevmem mesela. Seninle evet. Konuşmam. Bunlarla tehdit edilmemesi lazım çocuk. Çünkü çocuk... Yine Carl Rogers da bunu söyler. Karşılıksız sevgiye ihtiyacı vardır. Eğer sevginin karşılıklı olduğunu anlarsa bu ona yapabileceğiniz en büyük zararlardan biri. Karşılıksız olmalıdır sevgi. Onun iyiliği için disiplin, sınır koyma ihtiyacı duyuyoruz. Yani bu aranızdaki ilişki için değil. Tabii ilişki bozulduğunda da ayrı müdahaleler yapılabilir ama sevgiyle seninle konuşmam, küserim, seni bir daha sevmem, kardeşini severim ya da babam bir daha sana seni gezdirmez, şunu yapmaz. Yani böyle ilişki ve sevgi üzerinden pazarlık yaparsak bu zaten çocuk için en önemli ihtiyaç olan şeyden onu mahrum etmiş oluyoruz. Ve onun daha kaçıngan bir bağlanma sahibi olmaya itiyoruz. Kaçıngan kişiler ilişkiye ihtiyaç duymazlar. Yeni etkiliyoruz. Halbuki diğer ceza yönteminde davranışsal bir etkimiz oluyor. Ama burada direkt kişiliğine bir zarar vermiş oluyoruz değil mi?
Evet, kesinlikle. Çünkü anne baba onun ayrılmayan bir parçası. Çocuk bunu diyebilir ama. Yani anneciğim seni sevmiyorum diyebilir. Bu gerçek değildir mesela. Çocuk Çocuğun değil. olumlu duyguları gerçektir ama olumsuz söyledikleri gerçek değildir. Böyle bir şey de var. Anneciğim seni çok seviyorum dediğinde bu önemli. Bu gerçektir. Bunu yalan söylemiyor genelde. Ama anneciğim seni sevmiyorum falan diyor bazen. Anneler hüngür hüngür ağlıyor karşımda. Beni Evet. sevmediğini söyledi falan. Bir çocuk böyle bir şey yapamaz yani. Hani doğasında yok. Sadece bu sözcük işe yaramıştır. Bakın yine aynı çalışma prensibi. İşe yaradığı için yapıyor. Yalan söyleyen çocuklar işe yarıyor. Karşılığında bir ödül alıyor kendince. Anneciğim seni sevmiyorum diyorum. Mesela ya da şöyle düşünelim. Annemden bir şey istedim. Çikolata falan. Annem hiç ilgilenmedi benimle. Anneciğim o zaman seni sevmiyorum dedim. Annem etrafımda dört dönüyor. E ben bu sözcüğü not ederim bir kenara yani. Bir daha kullanırım ben bu sözcüğü. Tabii. Çünkü acayip bir şey yaradı. Tabii ya da ağlıyorsa anne o sırada, ha ilgiyi çektim ben buradan yürüyeyim. Evet. Yani ilgi bu arada bu da önemli bir konu. Bazen şey diyoruz ya ağlayan çocukla çok ilgilenmeyin. Bunun da bir ölçüsü var. Yani ben hep şöyle diyorum. Çocuk çok ağlayarak bir şey istiyorsa orada yokmuş gibi davranabilirsiniz o anlık. Bunu açıklarsınız kısa ve net bir şekilde bu arada. Bir tane ağlaman geçtiği zaman konuşalım. Sonra işinize dönersiniz. Bazı aileler diyor ki ilgilenmiyorum zaten hocam ama uzaktan çocuğu izlemeye devam ediyor. Çocuk hala o ilgiyi alıyor aslında. İlgi sadece fiziksel olarak değil, bakışla da o ilgiyi alıyor çocuk. Çünkü sizin dikkatinizi çekebilmiştir ağlaması ve işe yaramıştır. Orada çocuk ağladığında, evet seni görüyorum, ihtiyacının farkındayım. Ama bu şu şu sebeplerden dolayı bu mümkün değil. Yani ağlamak Evet. çözüm değil. Ağlaman bitti, yanıma gel. Yani hiç Evet, bu açıklamayı tamamen yapıyoruz. kaymak da doğru gelmiyor bana. Yani hiç ağlamıyormuş gibi, sanki orada hiç yokmuş gibi davranmak da sanki yanlış gibi geliyor. Ne diyorsun? Bu açıklamayı yaptıktan sonra zaten eğer tutarlı bir şekilde yapıyorsak ağlama zaten uzun sürmüyor. Yani çok kısa süren bir ağlama oluyor ve evet annem dediği şeyi gerçekten yapıyor. Ağladığımda benimle ilgilenmiyor gibi bir mesaj oluşuyor. Ama çocuk 8 saat ağladı ve hiç ilgilenmiyorsak bu iyi değil tabii ki. Kısa süreli benim bahsettiğim. Yani çocuk 5 dakika ağlıyor mesela. Ama uzun süre ağlıyorsa zaten orada başka bir problem var. Çocuğu bu duruma alıştırmışız. Yani bazı çocuklar önce bir 5 dakika ağlar. İşe yaradığını görürse bir sonrakine anne ilgisiz davransa bile bunu bir uzatır önce. 7 dakika yapar. 7 dakika olduktan sonra annenin tepkisini alırsa tamam 7 dakikaya kadar güzel. Bir sonrakinde bunu 10 dakika yapar. Sonra 1 saat yapar. Yani bunu arttırıyor. O yüzden biraz yok saymak iyi bir şey. Bizim istikrarlı olmamız lazım. Net ve Evet, istikrarlı olmamız. tutarlılık. Yani bir çocuk için en sağlıklı şey tutarlılık. Hatta bir örnek var, bir deney bu. Çocuğunu döven ailelerle alakalı yapılan bir çalışma. Bir grup aile çocuğunu düzenli dövüyor. Bir grup aile düzensiz dövüyor. Düzenli dayak yiyen çocuklar daha sağlıklı oluyorlar. Düzensiz dayak yiyenlere göre. Yani çok enteresan bir şey. Buradan tabii çocuğunuzu dövün demiyorum ama bu Ay, bile iktidar düzenli olduğu mucitedir zaman diye bir söz var ya Nurullah. Yani hani burada da işlediğini duymak çok enteresan geldi maalesef burada bile bir işlevi var. Bununla alakalı yapılan çalışmalar çok enteresan o yüzden. Tutarlılığın daha önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani dayaktan bile daha önemli bir hale geldi tutarlılık. Çünkü tutarlılık kesin sınırları çiziyor. Disiplin taviz vermemek anlamına geliyor burada. Taviz verdiğiniz an tıpkı bahçeye oynamaya bıraktığınız çocuğu bahçe kapısını açık bırakmak gibidir. Kapıyı açık bırakırsanız çıkar. Çocuk merak eder çünkü. Bilemez ki yani dışarıda kötü bir şey mi var, iyi bir şey mi var. Siz kapıyı kapatırsınız. Ama o yine de hatta fiziksel olarak ben anaokulunda bahçelerde çocuklara dikkat ederim. Fiziksel olarak neler yapıyorlar? Giderler duvarlara ellerini şöyle sürte sürte bütün duvarlara değecek o. Ya öyle bir ihtiyacı var ki o sınırlardan yürüyecek ya da. Evet. Yani biz mesela yetişkin olarak Affedersin, şu girdim. Bunun buyurun. güven duygusuyla ve özgüvenle alakası ne? Bu sınır olayının mı? Sınır bir şeyi belli eder. Yani belirli olur ve siz belirli olan şey için tanım yapabilirsiniz. Tanım yapabildiğiniz şey için de
Korkmazsınız ve güvenirsiniz. İnsan bildiği şeyden korkmaz. Güvenir. Sizin için belli olur artık. Mesela babanızın şöyle olduğunu düşünün. Yemektesiniz. Yemeğinizi yediniz. Hiçbir şey demedi. Ertesi gün yemek yediniz. Ne kadar çok yiyorsun diye kızdı. Bu beklemediğiniz bir tepki. Ve sizde kaygı geliştiriyor. Çünkü normalde böyle bir şey yapmaz babam. Ve artık kestirememeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu bakış açınızı hayata da yansıtıyorsunuz. Ya işte benim hakkımda şöyle düşünürlerse. Karşınızdaki kişi diyor ki mesela romantik ilişkilerde. Ya seni çok seviyorum diyor. Hala bir şüphe devam ediyor. Ya sevmezse yarın. Sonrakini, geleceğini göremiyor ve karar almada çok zorlanıyor. Bunlar da kaygılı bağlanma diye geçiyor aslında. Tutarsızlık, güveni, özgüveni, her şeyi bitiren bir şey. Çok bazen önemli. Anne tutarlı, baba tutarsız. Bu da kötü bir şey. Bu defa insan kullanmaya başlıyor. Sen almazsan babama giderim diyor. Bu da iyi bir şey değil. Bu noktada anne baba kendi aralarında birbirini desteklemeli. Çünkü annenin iktidarını sarsan çocuk sırada babayı görecektir. Çocukların böyle bir bakış açısı da var. Anne ve babanın iktidarını sarsmak isterler. Bunu psikanaliz güzel açıklıyor ama özellikle erkek çocuklar babanın, kız çocuklar annenin iktidarını sarsmak ister. Rakip olarak görürler bir nevi psikanaliz bakış açısıyla. Ama şunu da görebiliyoruz. Mesela çocuklar babalarıyla boğuşurlar falan ya. Çoğu bakış açısına göre babayı yenmek için yapar bunu çocuk. Babanın gücünü görmek için, sınamak için. Bunu sadece fiziksel olarak yapmıyor işte. Psikolojik olarak da yapıyor. Sizinle tartışıyor, size bağırıyor mesela. Sizin tepkinizi görüyor. Siz korkak davranırsanız kendini iyi hissediyor, güçlü hissediyor. Çünkü her insanın güçlü hissetme ihtiyacı da var. Yine Adler'in söylediği bir şey. Yaptığımız eylemlerin temelinde güçlü olma ihtiyacı, amacı güdülüyor. Hem erkek hem kız çocuğu. Rol modeline karşı gelerek aslında kendini ortaya koyma çabası. Çünkü evet, kıyaslayabileceği tek model o karşısındaki. Evet, yani yine keşfetmenin devamı diyebiliriz. Hala babayı, anneyi keşfediyor. Yani bunların gücü nereye kadar? Diyorum ya, benim babam uçabilir mi? Ben mesela hatırlıyorum kendi çocukluğumdan. Dedem bir gün bana şaka yapmıştı. Benim kolum uzuyor demişti. Ben onu 5 yaşına kadar gerçek sanmıştım. Bana göstermiyor herhalde diyordum. Gerçekten ya, benim gerçekliğim artık oydu. Gerçekten dedem kolunu istediği zaman uzatabiliyor. Arkadaşlarıma falan anlatıyorum böyle. Biliyor musunuz, benim dedem kolunu uzatabiliyor. Gerçek sanıyorum çünkü onu. Çocuklar böyle işte. Hep bir keşfetme süreci, test etme süreci. Sevgide de öyledir. Bazen çocuklar sorarlar, anne beni seviyor musun? Gibi test ederler. Ya şimdi buradan başka bir yere geldin. Yani hakikaten belli bir yaşa kadar o soyutlama gelişmediği süre... O kaç yaşına kadar Nurullah? Kaç somut yaşına? İşlemler dönemi 11'e kadar sürüyor. 7 yani, yaşla 11 yaş aralığı. Yapmış olduğumuz şakalar, ağzınızdan çıkan her şey çok kıymetli o zaman. Yani çocuğun onu ayırt edebilme yetisi yok. Doğru evet mu? Evet. Mesela ceza kelimesini niye kullanmayın diyoruz? Ceza eşittir idam da olabilir. Ceza eşittir balkondan atılmak da olabilir. Yani cezanın bir karşılığı yok. Çocuk diyecek ki ceza ne ya? Sana ceza vereceğim ne demek? Bunun sembolik karşılığı yok bende. Yoksa korkmaya başlıyorum işte. Bu bende o zaman travmatik etki yaratabiliyor. Hani dedim ya, dayak yiyen çocuklarda problem yok. Neden? Çünkü bunun ne olduğunu biliyor. Tamam, tokadı yiyeceğim ben. Ne olduğunu biliyorum. İnsan şöyle bir yapısı var. Belirsizlik yerine ceza çekmeyi, tutarlı ve bildiği şeyi seçebiliyor. Yani biliyorum, evet, başıma kötü bir şey gelecek ama olsun. Bilmediğim şeyle uğraşmaktansa bildiğim şeyden zarar gelsin daha iyi diyor. Mesela buna örnek, neden insanlar kendi anne ve babalarına benzer kişilerle evlenirler? Hatta anne ve babaları kötü olsalar bile. Babasından şikayetçi olur bir kız ama babasına benzer biriyle evlenir. Bunu anlayamaz. Bunun sebebi işte bu, tanınmışlık durumu. Çünkü babanın problemlerini nasıl çözeceğini beynin daha iyi biliyor. Biliyor, orası konfor alanı çünkü. Biliyor orada nasıl başa çıkacağını. Evet, kesinlikle. Bu hayatımızı çok şekillendiriyor işte. Bildiğimiz şeyleri seçiyoruz. Restoranda
Bir defa gidiyoruz, ikinci gidişimizde aynı yere oturuyoruz. Biz sinemada da öyle, sınıflarda öyle. Aynı koltuğa oturmayı tercih ediyoruz. Halbuki yan tarafınızda da bir problem yok. Ama beyniniz, bak burası iyiydi, sen burada yaşadın geçen sefer, yaşamaya devam edelim diyor. Ya şimdi bu söylediklerinden şöyle bir şey düşündürttü bana. Yani çocuk işte ceza kelimesini kullanmayın dedim falan ama biz bu 2 yaşındaki 2-6 yaşı konuşuyoruz ya, 11 yaşına kadar da devam ediyor bu dedin. Ya bu çocukların önüne biz tableti koyuyoruz daha yemek yerken. O çizgi filmlerin içerisinde maruz kaldıkları o terimler. Şunu da biliyoruz ki nöronlar sayesinde, beyindeki aynı nöronlar sayesinde izlediğimiz her şeyin beynimizdeki aktivasyonu sanki biz yaşıyormuşuz gibi aynen şekilleniyor. Oradaki sinaptik bağlantılar aynı şekilde oluşuyor. Yani maruz bıraktığımız şeyleri düşününce şu anda böyle bir panik atak geçireceğim neredeyse. Yani o çocuklar düşünsene nelere maruz kalıyorlar o çizgi filmlerin içerisinde. Ya yani, anaokullarında... O zaman yeni gelen neslin hakikaten nasıl bir şey olacağıyla ilgili çok da böyle iyimser senaryolar yazamıyoruz. Yani mutlaka bunun pozitif bir tarafı da vardır. Yani evet. Bu oluyorsa bunda da bir hayır vardır ama yani 11 yaşına kadar olabildiğince uzak tutmamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Yani uzmanlar genelde 45 dakikayla 1 saat gibi bir süre koyuyorlar en fazla gün içerisinde. Tablet, telefon gibi şeyleri vermeye ve kontrollü olması gerekiyor. Ya anaokullarında bunları çok net görüyorsunuz. Bütün çocuklar Spider-Man'i bilir yani. Hepsi biliyor. Yani çünkü bunları hepsi ortak şeyleri görüyor, izliyor, birbirinden duyuyor. Bir tanesi vampir öğreniyor. Geliyor hepsini anlatıyor. Vampir şöyle bir şey, vampir ısırır, vampir kan emer. Başlıyor çocuklar korkmaya bu defa. Anne babalarına söylüyorlar. Gece ben sizin yanınızda yatayım çünkü vampir gelecek. Oğlum sen vampiri nereden öğrendin? Bu defa böyle problemlerle uğraşıyoruz. Yani çünkü vampir onun zihninde acaba nasıl bir yer işgal ediyor? Mesela bir ebeveyn daha gelmişti. Çocuğu yabancılardan çok korkuyordu. Yabancı insan gördüğü zaman bayağı hani travma yaşıyordu o an. Biraz konuştuk ebeveynlerle. Bir gün çocuk evde yalnız kalmış ve kapıya bir dilenci gelmiş. Çocuk bu dilenciyi görünce tabii çok fazla korkmuş. Yani dilenci ona zarar vermemiş. Çocuk olduğunu görünce çekip gitmiş aslında komşularının gördüğüm kadarıyla. Ama çocuğun dünyasında nasıl bir yer ediniyor bilmiyorsunuz işte. Çocuk için artık yabancı kişiler o an güvenli bir ortamı yok çünkü. Anne ve baba çocuk için güvenli üsttür. Güvenli üst yok. Tamamen çıplak gibisiniz. Ve o an bir yabancıyla karşı karşıyasınız. Ve yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çaresiz hissediyorsunuz. Ölümle birebir yani o an hissettiği şey. Çocuğun dünyasında böyle bir etki uyandırıyor. Ama sizin için normal olabilir. Ya ne olacak ki? Hani zarar vermedi ve gitti diyebilirsiniz. Ama onun dünyasında öyle değil işte. Yani çocuğun dünyası bambaşka. Baya baya bir travmadan bahsediyorsun. Yani onun kalıcı etkileri da olabilir. Evet, uyuyamıyorlar. Anne babalarının yanında uyumak istiyorlar. Karanlıkta asla uyuyamıyorlar mesela. Tuvalete gitmemeye başlıyorlar. Tuvalet karanlık diyorlar. Işıkları açıyoruz falan ama yine bir yerde tek başına kalmayı reddediyor. Ama bizler de öyleyiz. Mesela deprem olduğu zaman falan kolay kolay uyuyamayız artık. O bizi bir etkiler belli bir süre. Sanki deprem olacakmış gibi hissederiz. Birileri olmadan tek başımıza kalamayız. Karanlıkta uyuyamayız. Bizi de etkiliyor. Bizde de travmatik etki bırakıyor. Çocukların dünyası bambaşka işte. Yani evet. Tamamen kendi bildikleri anlamlar var. Mesela düğme fobisi olan çocuk var. Yani yetişkinler için çok saçma gelebilir. Düğmeli bir şey gördüğünde çığlık atan bir çocuk var. Fobi. Düğme onun için ne anlam ifade ediyor bilmiyoruz ama. Çocukların çok garip fobileri oluşuyor. Palyaço fobisi çok bilinir mesela. Palyaçolardan korkuyorlar. Normalde onları en çok eğlendiren şeyden bile korkabiliyorlar. Travmatik etki bırakıyor onlardan. Evet, yani bu işte yine aynı yere dönüyorum. Bu telefonlarda, tabletlerde izledikleri şeylerin onlarda bıraktığı hasarla ilgili hakikaten hiçbir fikrimiz yok. İş becerebilirim. Gerçekten çok zor onu becerebilmekte. Peki biraz daha teknik bir şey sormak istiyorum sana. Bu devamlı tuvaletini bezine yapıyor. İşte bir türlü tuvalet eğitimi veremiyorum diyen anneler var. Oradaki dikkat etmemiz gereken şey ne?
Yani oradaki öğrenme sürecinde, şimdi şunu biliyorum, onu hatırlıyorum ben Beroş'tan. Yani işte tuvaletini yaparken o sanki o tuvalet kendisinin bir parçasıymış gibi algıladığını Evet. ve işte bye bye diye gönderdiğimizi hatırlıyorum. O şekilde bir eğitim vermiştim ben ona. Yani orada işleyen mekanizmayı merak ediyorum. Burada tuvalet eğitimi çok önemli bir dönem. Bazı çocuklar 18 aylıkta bile başlayabiliyor buna. 2,5 yaşına kadar ya da 3 yaşına kadar genelde hallediliyor. Ama 3 yaşını geçen çocuklar da var. Bunlar problem değil. Her çocuk bu arada kendi içinde değerlendirilmeli. Asla kıyas yapmayın bakın. Lütfen asla yapmayın. Çocuğa yapabileceğiniz en büyük felaketlerden birisi de bu. Kıyas yapmak. Çocuğun dünyasında böyle bir şey yok çünkü. Ben ondan uzunum, kısayım, şöyleyim, böyleyim ifadeleri yok. Benim çocuğum niye tuvalete gitmiyor da Yap, onun çocuğu... verdiği zarar ne? Oraya geçmeden bir orayı açalım, ondan sonra devam Direkt edelim. özgüveni kırıyorsun. Özgüveni direkt kıran bir şey. Ve bugün bilinen bir şey bu. Başarının en önemli etkeni %80 oranında özgüvendir. Bilgi değil bakın. Bilginin %7'lik bir dilimi var. Çok enteresan yani. %7 nerede? %80 nerede? Özgüvenli olsun o çocuk. Dil bilmesin. Yurt dışına bir yere koyun. 6 ay sonra iş kurar yani. Özgüveni varsa. Doğru. Dil bilmemesine rağmen. Bu çok daha önemli. Kıyas özgüveni bitiren bir şeydir. Ve maalesef toplumumuzda çok var. Dedikodu kültürü dediğimiz şey. Aslında kıyas da yapıyorsunuz orada ister istemez. Eleştiriyorsunuz ve bunu dinleyen çocuk benim hakkımda da böyle eleştiri yapacaklar gibi düşünerek kendi özgüvenini sarsıyor aslında. Böyle bir problem var. Tuvalet eğitiminde kişiye özel davranmakta fayda var. Bazı çocuklar evet dediğiniz gibi kendinden bir parça olarak görüyor. Bunları oyun terapileriyle falan aşabiliyorsunuz. Ya da anne baba kendi doğal yaklaşımlarıyla da aşabiliyor. Çocukla iletişimi kuvvetli olan anne babalar var. Bazı anne babaların böyle bir etkisi olabiliyor. Yani birçok psikoloğun yapamadığı şeyi anne baba bir sözle çocuğa bunu anlatabiliyor. İletişimleri çok güçlü. Bu gibi durumlarda anne baba halledebiliyor durumu. Ama çocuk mesela bezine yapıyor, tuvalete gitmek istemiyor. Önce bir şuna bakıyoruz. Tuvaletle alakalı bir problemi mi var? Yani yer olarak, fiziksel olarak bazı evlerde tuvalet hep böyle köşede, karanlık bir yerde olur çünkü. Bundan dolayı gitmek istemeyebilir çocuk. Yani çocuğun dünyası farklı dedim ya. Tuvaletle alakalı kötü bir anısı olmuş olabilir. Tuvalete daha önce götürdüğünüzde kabızsa, ishalse, bir acı çektiyse olabilir. Bunu aşmanın yolu hep şey diyorum. Bezine de yapsa tuvalete götürün. Genelde çünkü çocuklar bezine bile yapsa evin bir yerinde yapıyorlar. Belli bölgeleri var onların. İşte kanepenin arkasında yapar. Hiç burada yapmaz falan. Genelde bir bölge seçiyorlar kendilerine ve bir de utanma duygusu oluştukça daha da böyle saklanarak yapmaya başlıyorlar. Özellikle 3 yaşın üstüne geldikten sonra. Ben hep şey tavsiye ediyorum. Önce tuvaletin içinde bezine yapsın. Yine bezine yapsın ama bak. Deyin ki tuvaleti yapma yerimiz burası. Buraya yapıyoruz değil. Önce oraya alışsın. Ben kendim bunu anaokulunda uyguladım. Kendim uyguladım. Bir çocuğumuz tuvalete gitmiyordu. Küçük tuvaletini yapmıyordu anaokulunda. Tuvaletle alakalı bir problemi olduğunu düşünüyordum. Gerçekten de öyleymiş. Tuvalete gittik, saatlerce klozetin üstünde oyun oynadık. Hiç tuvaletle alakamız yok ama. Oradan suyu açtım, aa şu çeşme miymiş, nasıl açılıyor bu çeşme, bana bir gösterir misin falan derken oraya öyle bir ısındı ki 2 gün sonraya, 2 gün sonra gitmeye başladı oraya. Yani o yüzden önce fiziksel olarak bir problemi var mı, ona bakmamız lazım. Daha sonra tıbbi olarak bir rahatsızlık yaşıyor mu bilmiyoruz. Yani gerçekten tuvalete gittiği zaman eğilirken belki bacakları ağrıyor, belki başka bir şey var. Doktora gitmemiz gerekiyor bunun için de. Bir çocuk doktoruna kesinlikle gitmek gerekiyor. Kabızlık problemi bilmem ne olabilir hala. Bir diğeri de utanma olabilir. Yani çocuk çok utanıyordur bundan. Bu gibi durumlarda da çocuğa zaman tanımak lazım. Baskı yapmamak lazım. Çok hassas bir dönem. Çocuğa çok sık değil ama belli aralıklarla tuvalete hatırlatılabilir. Hadi bir tanem, istersen gel bir gidelim bakalım tuvaletimiz gelmiş mi? Bitti. Çocuk istemiyorsa ısrar etmeyin çok fazla. Çünkü olumsuz şeylerde de ısrar ettiğiniz zaman çocuk sürdürecektir bunu. Tıpkı
Ya ben yapma diyorum ama yapıyor dedikleri gibi. Yapma demek yap demektir çocuk dilinde. Yani yapma demekle olmuyor çocuklarda. O yüzden daha böyle davranışsal, taklit edebileceği yollarla, daha pratiksel yollarla öğretmek gerekiyor. Ve çocuğun kesinlikle seviyesine inerek, göz hizasına inerek net bir dille ve kısa bir şekilde ifade etmek lazım. Bazı ebeveynler 3 saat konuşuyor. Çocuk ne olduğunu anlamıyor artık. Bir süre sonra duyarsızlaşıyor. Anne babanın söyledikleri sağ kulaktan girip sol kulaktan çıkıyor. Çocuk netliği sever, ciddiyeti sever. Yani bu yollarla değiştirilebilir. Siz ciddi değilsiniz. Bulaşık yıkarken bağırıyorsunuz. İşte Egeciğim o oyuncağı yerine koy. Bu hani beni dinleme devam et demek aslında. Ciddi bir şey yok. Yetişkinler gibi düşünün lütfen. Ciddi bir mesele konuştuğumuzda ne yaparız? Bir toplantı saati belirleriz önce. O saate herkes riayet eder. O toplantının belli kuralları olur. İçeceğimiz bilmem yiyeceğimiz ne varsa toplantı sırasında yapılmaz bunlar. Hepsi bakın kural. Doğru. Çocukla da bunu yapmamız lazım. Bir şey yapılacaksa önce anlaşmamız gerekiyor. Mesela kahvaltı yaparken bir tanem işte bugün okuldan geldikten sonra şunu şunu yaparsak bunu yapabiliriz. Bir anlaşma yapıyoruz. Anlaşmanın sonrasında çocuk anlaşmayı ihlal ederse ve biz bir yaptırım uygularsa çocuk kendini suçlu hissetmiyor artık. Çünkü kabul ettiği şeyi kendi yapmıyor. Annenin istediği şey değil bu. Çocuğun istediği şey. Kendi içinde bir problemi. Ve bunu kendisi çözmeli. Evet. Peki Nurullah'cığım, 5 dakikamız kaldı ve sorular var. Hiç olmazsa o, bir soru. Evet. Yarım saat gibi geldi bana. Evet, çok hızlı geçti. Dilek Gülçin sanıyorum. Diyor ki, selam, 11 yaşında oğlum. Sürekli bana anne seni seviyorum, anne beni seviyor musun? 100 kere soruyor diyor. Normal diyor. Evet. Yani 100 kere sorması, sizin tepkileriniz önemli. Yani seviyorum, evet oğlum seni seviyorum deyiş tarzınız çok önemli. Diyorum ya, bulaşık yıkarken seviyorum oğlum seviyorum demek var. Yanına oturup başını okşayıp seviyorum tabii ki bir tanem demek var. Bu ikisi arasında çok fark var. Ya da onunla göz hizasına gelmek. Evet işte. Tabii vücut dili çok önemli. Çocuk bunu tekrar edebilir. Belli bir süre sonra tabii cevap vermeyebilirsiniz ama diyorum ya biraz da kişisel. Yani o çocuğun şu an ne hissettiği, babayla olan ilişkisi, mesela anne baba beraber mi değil mi? Çocuk çok kıyas yapılan bir çocuk mu? Bir dikkat eksikliği var mı? Bunların hepsi ele alınarak aslında cevaplandırılması gereken bir cevap, bir soru. Ama dediğim gibi bu konuda vücut dilinize de bir dikkat edin bakalım. Olmazsa bir uzmana gidebilirsiniz. Yani çok fazla tekrar etmesi canının sıkıldığından dolayı da olabilir. Pandemide evde takılacak kimse yok. Annesine sataşıyor da olabilir. Kendi için yani. Onu nasıl ayırt edeceğiz ama? Efendim? Onu nasıl ayırt edeceğiz? Yani canı sıkılıyor mu yoksa bir patolojik bir durum mu? Bu zaten patolojik bir durumsa tek bir şeyle kalmaz. Yani sadece seni seviyorum diye çocukta patoloji olmaz. Bu birçok davranışına yansır. Mesela takıntılı olabilir bu çocuk. Kekeme olabilir, ne bileyim artık dille alakalı bir şey olabilir. Nörolojik bir şey olabilir. O yüzden ben hep şeyi öneririm. Anaokullarına yönelik olacak ama her 2-3 yılda bir çocuk testlerini güncelleyin. Yapın yani, dikkat testi yapın. Çünkü en büyük yatırımı 0-6 yaş aralığına yapmanız lazım. Aksi takdirde bütün paranızı sonra harcarsınız. Terapiler ve daha zordur çocuğu çözmek. Büyüdüğünde. Özellikle ergenlik döneminde kendini açma süreci apayrı bir dönem zaten. Bazen bir ay devam edersiniz çocuk hala kendini açmaz. O güven ilişkisi gerekir. Ama çocuk öyle değildir. Bir resim çizdirirsiniz. Her şeyi görürsünüz orada bazen. Oyun oynarsınız. Size her şeyi anlatır oyunla. Çünkü içindeki samimi her şeyi ortaya koyar. Mesela bir örnek vereyim. Bir tane çocuğumuz ben ara ara böyle resim çizdiriyorum. Hep böyle ev falan çiziyor. İşte doğayı çiziyor. 3-4 tane benzer resim çizmiş. Ama bir tane detay gözüme takıldı. Bir resimde evin bacasında duman yok. Hepsine yapmış duman. Bir tanesine yapmamış. Ve bunu hani unutmuştur diyebilirsiniz ama o kadar anlam yüklemiş ki ona. Gittim sordum. Bir tane burada duman yok. Niye sobayı mı yakmadınız falan dedim.
Yok, babam yok orada diyor. Aa. Babam o gün evde yoktu. Yani babası ve ocağın yanması olayı çocuk için beraber olması gereken bir şey. Onun dünyasında. İnanılmaz. Evet, çocuklara okuyabilmek gerçekten çok önemli. Ya bunlar çok önemli. Bazen anneyi babayı çiziyor, annenin yanına çiziyor kendini. Babadan uzak tutuyor. Babayı sevmiyor belli ki. Bazen babayı çok büyük çiziyor, anneyi ufacık çiziyor. Baba onun için daha şu an değerli olabilir. Yani bazen anneyle babanın arasına bir de ağaç çiziyor. Anneyle baba arasındaki o yakınlığı hissedememiş çocuk. Evet. Annemle babam nerede olursa olsun yan yana olması gerekiyor algısını alamamış yani. Evet. Anne baba kendi aralarında yaşadıkları problemi çocuğa yansıtmışlar maalesef. Böyle çok problem var. Bir tane daha bir soru alalım. Yani bir dakika kadar kaldı. Çok kesilsin de istemiyorum. Pınar Nuran diyor ki eşitselliğin ön plana çıkması gereken bir dönemde görsellik ön plana çıkıyor. En büyük problem bu diyor. Duygusal istismardan bahsedebilir misiniz diyor. Diğer soruları alamıyorum arkadaşlar maalesef. Kesilecek çünkü. Çok kısa duygusal istismarla ilgiler. İstismarın birçok çeşidi var. Yani cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar dediğimiz. Duygusal istismar çocuklardan fazla beklentinizin olması aslında. Yani bu işte 2,5 yaşına geldi, bunu yapman lazım. Sen artık abi oldun, abla oldun. Sizin beklentileriniz. Çünkü biz çoğu zaman ideal benliğimizi çocukta gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben yapamadım, ben başaramadım, o yapsın, o başarsın, benim oyuncağım yoktu, onun olsun, ben yiyemedim, o yesin. Kendi içinizdeki çocuğu mu doyuruyorsunuz, kendi çocuğunuzu mu? Buna dikkat edin. Bu yüzden beklentileriniz çok olabiliyor ve çocuğa yükleniyorsunuz. Çocukta istediğiniz performansı alamadığınızda bu sizde öfke yaratıyor. Öfkeli davranıyorsunuz. Ya hayır bağırmadım falan diyor anne baba ama yapıyor bunu. Yani vücut diliyle yapıyor. Çocuğa şöyle hafif sesini biraz yükseltmesi bile yetiyor. Çocuk bunu fark edebiliyor. Genel olarak böyle. Yani beklenti anlamında duygusal istismar. Ufak bir not daha söyleyeyim. Kitap örneği vermiştim. Haluk Yavuzer'in Çocuk Eğitimi el kitabı. Bu çok önemli. Benim kendi tespitim, Haluk Hoca'dan da geçen duymuştum. Bizim daha çok babalarla çalışmamız gerekiyor. Yani anneler sağ olsunlar. Bu programı da izleyenlerin çoğu bence anneler ve kadınlar. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum onlara ama bizim annelerle işimiz yok şu an. Babalarla asıl işimiz. Çok babalar bir şey söyledin. Evet. Bunu da ayrıca bir konuşalım istiyorum. Bu arada vaktimiz bitmek üzere. Bitmeden, kesilmeden çok çok teşekkür etmek istiyorum sana Nurullah'cığım. Soracağım bir soru vardı ama bugünlük bu kadar maalesef. Devam gelecek arkadaşlar. Çok teşekkürler, sevgiler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.